Hadi biraz tırsalım. Ay ben bundan çok korkuyordum oğlum. Yemin ediyorum ben bundan çok korkuyordum. Silent Hill var ya, Allah belanızı versin ya. Şu sahne altıma ettirmişti beni ki Silent Hill 4. Belki de yani en şeylerinden bir tanesi hani. Diğer Silent Hill 1, 2, 3'e nazaran. Ha. Şimdi kim tırsmıyormuş görelim hep beraber. As. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ben çok tırsak bir insanım. Şu scare jump'lar beni çok zıplatıyor. Beni çok zıplatıyor. Ya tamam ben buna gelemeyeceğim ya. Ben buna gelemeyeceğim. Abiler, welcome, hoş geldiniz. Xbox 360 ulan özledik ya. Mevzu bahis durum şu abi, bu oyun Xbox 360 oyunu. Neden Xbox One'da ben bu oynuyorum? Xbox One'a bir sistem geldi. Bu sistem bayağı oyun sektörünü değiştirebilir bir sistem. Bak bana sorarsanız ben böyle bir beklentim var bu sistemle alakalı. Çünkü Netflix'e benziyor. Mevcut durum şu, aylık para veriyorsun. Belli bir para veriyorsun. Bu para karşılığında da Xbox sana oyun sunuyor. Şu anda Türkiye fiyatı 30 lira. Aylık 30 lira veriyorsun ve oynayabileceğin 133 oyun falan var. Görsel olarak bu arada ne dersiniz bilmiyorum ama oyun hala taş gibi ya. Şu an bile yani bu oyun çıksa şöyle piyasaya akar abi. Görsel bütünlüğün ben bayılıyorum bu oyunun ya. Ya şu tonları, görsel paleti, renk paleti falan inanılmaz başarılı geliyor bana. Dur seni bir keseyim. Şöyle bir opera, Sezeryan dediğimiz bir operasyon. 2K değil, Take Two oyunlarını sonra dağıtacak diye biliyorum ben. Take Two oyunları nedir? GTA. Rick and Morty izlemez miyim? İzliyorum tabii ya. Bak konsolda ben aim alamıyorum arkadaşlar. Ben konsolda FPS oynayamıyorum. Konsolda aksiyon oyunu oynayamıyorum. Nasıl alışacağım ben buna derseniz alışabileceğiniz en iyi oyun Gears of War serisidir. Net. Ben bununla alıştım. Gears of War'la alıştım. Ben de oynamayı bilmiyordum oğlum. Yani anamızın karnından konsolda ateş etmeyi öğrenerek doğmadık sonuçta. Ben de bilmiyordum oynamayı. Fakat Gears of War inanılmaz iyi alıştırıyor. En büyük sebebi de şu acılar. Siper sistemine dayalı bir çatışması olduğu için oyunun çok hareket etmiyorsunuz. Ve oyunda auto aim diye bir şey yok. Yani el mahkum kendiniz elle aim alacaksınız. Ve bu oyunda alışırsanız kontrolleri her oyun oynarsınız. O kadar da iddialıyım. Hocam bu oynayabildiğin hali mi? Ya Allah aşkına istiyorsanız gelin online'a girelim. Kapışalım arkadaşlar. Gel kapışalım. Adam çıksın headshot atacağım şimdi. Adam çıksın. Yani oynayabilenler zaten oynayabiliyordur. Hiç oynayamayan adam varsa hani ben mesela kumandayı elime aldım. Hiçbir şey oynayamıyorum diyorsanız. Onlar için dediğim bir olaydı o. Bak şu bir yer. Bak headshot. Ay headshotlarımı izle. Headshotlarımı izle. Nerede headshotlarım? Headshotlarımı gönder abi. Abi kafa istiyorum. Vurabileceğim bazı kafalar gönder bana. Neredesiniz oğlum? Hah bak izleyin headshotları izle. Kafanı göster. O güzel kafanı göster. Ama ateş etmeyeceksin. Sen ateş edersen olmaz. Şu bir, şu ikiye. Şu iki çaktırma. Şu üç. Niye ölmüyorsunuz lan siz? Şu mermiyi değiştirirken. Duran adamı vuramadım ya lan. Ha bunların göbeğine vuracağım. Pardon bunlar headshot değil, bunların göbeği parlıyor. Bunların göbeğine vurmak en ideali. Zaten mermiyi de bitirdik. Bir mermim kaldı. Son mermimi sıkıyorum. O nasıl izlen... Şu an insanlar ben bu oyunu indirdiğimi zannediyor galiba. Ben bu oyunu indirmiyorum abi. Abi ben bu oyunu şu anda indirmiyorum. Bu oyun şu an yüklüyor. Aha yani yüklüyor. 15 gün bekle dediler bekliyoruz. Aynısı bizde de oldu. Aynısı birebir Dawnbreaker. 15 gün bekle dediler. Şu gereksiz gerginliğimizi üzerimizden atalım. Mis gibi oyunumuzu oynayalım. Bakalım ne diyor oyun bize.
Yanlışlıkla televizyonun kanalını değiştirdim şu anda. Aferin bana. Şu anda bizim karakterler bunlar. Yönetebileceğimiz karakterlerden bazıları. Yennefer bu. Harbi Yennefer bu. Hugo'daki cadıya da benziyor. Görsel olarak fena gözükmüyor ya şurası. Ya cel shaded grafikleri var ama hiç fena değil. Oha, kapıya saydırmamız mı gerekiyor açmak için? Tamam, hangi tuşla yapıyorum bunu? R1 ile özel gücümü uyguluyorum. Ama bak sağ altta da cooldown var. O cooldown bitmesi lazım. Hareketler falan çok artist ya. Çöpümsü çöp. Mayhem ability. Okey, mayhem ability'ne geçelim. Oynanış olarak koydukları sistem böyle biraz ham. Hani aksiyon üresi sürükleyecek bir oyun değil ama belki diğer elementleri birleştiği zaman farklı yetenekler falan filan keyifli hale gelebilir. Bilemeyiz. Çakma Mass Effect mi? Bu Mass Effect atmosferinde birleştirilmiş bir Saints Row oyunu. Şimdi bu adamla oynayacağız galiba. Bak bu adam mesela daha karakteristik gözüküyor. Tip olarak daha çok hoşuma gitti. Nasıl öldü düşmanlar? Ha, eyvallah. Abi adama mızrak fırlatıyor, yanına çekiyor bak teleportla. Bak şimdi izle. İstersen mil atak da yapabiliyorsun şu şekilde. Bu da mayhem ability'si. Yani bir üst ability'si. Mine fırlatıyormuş. Mayın fırlatıyor yani. Haa. Yapay zekanın anlamında bir şey beklemiyoruz zaten. Herhangi bir özelliği yok. Şimdi de son karaktere geçiyoruz. Aynı anda 3 karakter değiştirebiliyorsun ya. Oha, 5-0 oldu Steam maçı. Helal olsun. Hep bunu oyna. Vay, bu da şeye benziyor. Neydi o? Overwatch'ta bir hatun vardı ya çift tabanca kullanan. Bu abla da iyi ya, hiç fena değil yani. Seri ateş ediyor. Abi oyunda neyi yaptığın hareketleri yakalayabilmek çok zor ya. Çok karmaşa var. Yaptığın hareketlerin etkisini göremiyorsun. Tabii daha yeni başladık. Baksana şu karmaşa yani şurası. Ama şu müzik çok güzelmiş. Dın 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 dın. Dın 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 dın. İlk karakter dışında ilk karakterler güzel ya. Seyrenin olayı karmaşa, doğru söylüyorsun. Fakat evet, bu çok dar alanda çok renkli şeyler ve renk tonları birbirine çok yakın. Bakalım bir de açığa çıkalım. Açıkta daha güzel bir şey görebiliriz. Ha, şimdi istediğim karakteri kontrol edebiliyorum. Abi ablayla devam edelim ya. Neredesiniz oğlum? Düşmanlar nerede? Kendimi havaya uçurma sevdam da ayrı bir şey. Şu an mesela izleyen ne olduğunu anlıyor mu? Çok merak ediyorum. Abi bayağı komple her şey birbirine girmiş durumda. Yavaş.
Auto aim var. L2'ye bastığınız anda auto aim alıyor. Belli bir mesafede yakınsanız eğer. Bu arada bayağı fena, arkamdaki yer patladı. Karakteri değiştirirsek... Saints of Seven'iysen rahatlıkla anlarmaz. O zaman sıkıntı yoktur abi. Bak hiçbir şey anlamadım diyor. Overcharging the dominator core. It's something a child would do. Do you have any clue as to how much danger you put yourself in? Of course, no. Why are you even here? Persephone is setting her dogs in to do her dirty work. Despite your pathetic counter effort, my plan is already in motion. Soon. Bu da boss savaşımız var. Şu boss savaşını yapalım bari, çıkalım. Fakat seninle olmaz bu iş. Ha, şimdi kendi minionlarını saldı. Minionları yeneceğiz. Klasik boss muhabbeti. Gel abi. Güzel. Vallahi sıkıldım ya. Ya benim için şu an bayık. Belki güzeldir de şu an çok baydım yani. Abi bu oyun biraz bayık. Artık kapatalım uygulamamızı. Yani bir baktım. Bakarken siz de görmüş oldunuz. Ne yaşadıklarımı, ne yaptıklarımı, ne ettiklerimi. Yani biraz daha oynayacağım. Tunca da oynayacak bir yandan. Ona test ediyor oyunu. Belki mizah unsurları falan hoşuna gider. Oynayan insanların diye düşünüyorum. Onun için bu hafta içi oyunla ilgili fikir beyanında buluruz. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz.